Yalçın Doğan, Erdoğan uğruna Bahçeli 55 yıllık birikimi sildi attı. Demin aklından asla geçirmediği Apo'ya af önerisine sırtını dönmesi imkansız. Karşılığında anayasa değişikliğine onay vermesi, yıllardır eleştirdiği Erdoğan'a yeniden adaylık fırsatı tanıması ne ölçüde mümkün, orası da ayrı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Abdullah Öcalan Devlet Bahçeli. Apo'nun idam edilmesinin yolunu açmak amacıyla 7.5 saat ısrar ediyor, yoksa hükümetten çekilir, koalisyonu bozarım tehdidinde bulunuyor. Ocak 2000, Başbakanlıkta Toplantı Başbakan Bülent Ecevit, Başbakan Yardımcıları Mesut Yılmaz, Devlet Bahçeli, Hüsamettin Özkan, Devlet Bakanı Mehmet Ali İrtemçelik, Dışişleri Bakanı İsmail Cem, Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk, Sanayi Bakanı Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun katılımıyla. DSP Anapim HP Koalisyonu. apoya kalanıyor, yargılanıyor ve idama mahkum ediliyor. İdam dosyası karar için koalisyon ortaklarının önüne geliyor. Dosya meclise gönderilsin mi, yoksa başbakanlıkta bekletilerek idam gerimi mi bırakılsın? Bülent Ecevit ve Mesut Yılmaz, şimdilik meclise göndermeyelim derken, Devlet Bahçeli, dosya meclise gönderilmelidir, diye diretiyor, meclise göndermezseniz, hükümetten çekilirim. Gönderilirse, oylamada meclisten idam kararı çıkacağı yüzde yüze yakın. Hükümet bir gidiyor, bir geliyor, 7.5 saatin sonunda Bahçeli ikna ediliyor, hükümet geri geliyor. Apo'ya af kapısı ağzını her açtığında Apo'ya, bebek katili, dün bile Apo'dan, terörist başı diye söz eden Devlet Bahçeli yüzyıllık siyasi hayatımızın en çarpıcı dönüşlerinden birine imza atıyor, terörist başı gelsin, mecliste dem grubunda konuşsun, terörün bittiğini, örgütün lağvedildiğini haykırsın. Bu ölçüde mümkün mü, benzer sözleri söyleyenlerin mahkemelerde süründüğünü, hain, ilan edildiğini hatırlayarak. Bahçeli'yi duyunca, şaşırmak ne kelime, küçük dilini yutmak ne kelime, Doğru mu duyuyorum diye kuşkulanmak ne kelime. Zaman zaman denir ya, siyasette deprem diye. Buna deprem filan denilmez, bu 40 yılın planı. Demin kapatılmasını, hazine yardımının kesilmesini sayısız kez vurgulayan, demi PKK ile işbirliği ile suçlayan Devlet Bahçeli. Şimdi Apo ile demi üstelik meclis çatısı altında bir araya getirmenin kapısını aralıyor. Apo'ya af getirerek Erdoğan'la ortak plan Apo'ya af. Tayyip Erdoğan ile birlikte çizilen planın en can alıcı parçası. Zaten dün birkaç saat sonra Erdoğan da Bahçeli'ye destek çıkan sözler söylüyor. Meclisin açılışında Bahçeli demlilerin elini sıkıyor. Sonra deme sıcak mesajlar veriyor. Dün de Apo'yu meclise getiriyor, dem grubunda konuşturuyor. Planın pratik parçası bile hazır. Umut hakkı, yasasında değişiklik yapılarak, Yasal düzenlemeden yararlanmasının önü ardına kadar açılsın diyerek Apo'nun Afre çetesini gösteriyor. MHP makas attı Bahçeli'nin Erdoğan'la birlikte çizdikleri plan, hani otobanda arabalar makas atar ya. MHP'nin aşırı hızla bütün arabaları sollayıp, sağlayıp makas atmasına benzeyen kendi adına ideolojik intiharın yolu. Kurulduğu 1969'dan bu yana 55 yıldır biriktirdiği milliyetçi varlığının son durağı. Bu ölçüde ideolojik virajı partisinin organlarında ele aldı mı, soru işareti. Erdoğan'ın yolunu açmak gelmiş geçmiş bütün Kürt politikacılarının, Kürt partilerinin, bugün demin hayalinden bile geçmeyen, Apo'ya af, planının gözle görülür hedefi ortada, anayasa değişikliği ya da yeni anayasa ile Erdoğan'a bir kez daha Cumhurbaşkanı adaylığı yolunu açmak apoya af karşılığında demin yeni anayasa için desteğini sağlamak. Erdoğan'ın adamları ile yandaş kalemlerin son bir haftadır çözüm planı artık masada yok demelerinin sırrını dün Bahçeli çözüyor. Kendi varlığını inkar eden adımı Bahçeli neden atıyor? Erdoğan'a her konuda ve şimdi bu ölçüde verdiği desteğin altında ne yatıyor? O sır olarak kalmaya devam ediyor. Gözler demde demin aklından asla geçirmediği Apo'ya af, önerisine sırtını dönmesi imkansız. Karşılığında anayasa değişikliğine onay vermesi, yıllardır eleştirdiği Erdoğan'a yeniden adaylık fırsatı tanıması ne ölçüde mümkün, orası da ayrı. Enflasyon, geçim derdi, pahalılık, kadına şiddet, cinsel istismar, sokaklarda kol gezen şiddet, mafyanın cirit atması, bebek cinayetleri, tımarhaneye dönmüş bir ülkeyi konuşmaya şimdilik mola epey bir süre bu konuyu konuşacağız kim bilir kimlerin hangi zikzaklarıyla ve hangi görüntülerle